Selam. Hoş geldin. Selam. Hoş bulduk. Ne haber? İyiyim. Ne tarafa oturmak istersin? Şöyle otursam okey. Daha iyi misin? İyiyim. Uyuyordum. Nerede? Kızlar evinde. Artık çok sıkılıyorum ya. Bugün özellikle hiç keyfin yok. Farkındayım. Çok keyfim vardı. Nazar değdi sanırım. Çok tatlı girdim içeri. Çok güzel eğlendim, dans ettim. Sonra bir keyfim kaçtı ama. Umarım güzelleşir günün. Enerjin yerine gelir. Boğazların nasıl oldu? Daha iyi misin? İyi miyim? Süper. O zaman süre kısıtlı, biraz hızlı şekilde konuya girmek istiyorum tamam, aslında. Tamam, gir. Birkaç gün dinlendik biliyorsun. Ve burada her şey çok sıcak. Sürekli yani yaşamış olduğum duygu geçmeden üstüne yeni bir duygu ekleniyor. Hani düşüncelerini anlayamadan sürekli yeni bir düşünceler ekleniyor. Bu yüzden bu süreçte bunları daha iyi anladım, daha iyi hissettim ve daha iyi düşünebildim bazı şeylere. Madem burada kalmaya karar verdim, bir de düşündüm. Ve şunu fark ettim. Aklımdan atamıyorum. Hani hala düşüncelerimde sen varsın ve hala duygularım sana karşı devam ediyor. Bunu fark ettim. Mesela en son konuşmamızda arkadaş kalmaya karar vermiştik. İnan, bu konuda ben de çok kararlıydım. Hani evet, arkadaş kalmamız gerekiyordu çünkü o kritikte konuştuğumuz zaman sorun olarak görmediğim şeyleri ben de bir sorun haline getirmeye başlamıştım ve ilişkimizin ilerleyen süreçlerinde bunları sürekli karşılaşabileceğimizi düşünmüştüm ve dedim ki evet, biz bu sorunları her zaman karşılaşacaksak zaten uzun vadeli bir ilişki yürütemeyiz dedim. Bu sebepten dolayı gerçekten bir arkadaş olarak kalmak istedim. Sonrasında Murat'la dans sürecinde ya bir sen arkadaşız ne kadar müdahale edebilirim ki ve sen kalkıp dans etmeye karar vermişsin, iddia sonucu olsun ya da olmasın. Seni suçlamıyorum burada, sadece bir şey ifade etmeye çalışıyorum. Arkadaşın olarak da sana müdahale edemezdim fakat orada şunu hissettim. İnsanlar bana bir şeyler dedi ve sanki bir şey yapmam gerekiyormuş gibi hissettim ve aslında bir noktada bir şeylere tepki vermemiş gibi yaptım ama aslında orada daha çok bir şeyler hissettim. Hissettiğim şeyler sonrasında düşündüğüm zaman hiç hoşuma gitmedi, üzüldüm, acıttı. Ve orada bir şey dedin işte, demiştin. Gerçekten sadece orada şunu yapsam çok yeterli olurmuş. Elimi uzatıp gel desem aslında çok tatlı olurmuş. Mesela sonrasında bunun pişmanlığını da yaşadım gerçekten. İşte bu süreçte pişmanlıklarımı, acıntılarımı, üzüntümü, düşüncelerimi, duygularımı biraz daha anladım ve o yüzden de dedim ki eğer madem buradaysam ve ben Yeliz arkadaş kalamıyorum, bunu fark ettim. O yüzden seninle konuşmaya ihtiyacım vardı bu konuyu. Yani aynı zamanda ilişkimizdeki belli başlı eksik dinamiklerimiz var. Geçen gün de sana anlatırken demiştim, evet bir ilişki yaşıyoruz. Aslında bir ilişki yaşar gibiydik. Fakat bu süreçte de baktığım zaman hani o ilişkinin gerçekten bir bütünlüğü, o samimiyet, işte bazı bu tarz noktalarda eksiklik de vardı. Şimdi ben evet zaten seni kıskanırım, sen kıskanılacak bir kadınsın ve ben seni zaten kıskanıyorum. Ama senin tamamen bir bütün olarak kıskanabilmek ve aynı zamanda sana bir noktada söz sahibi olabilmem için de bir noktada gerçekten sevgili olduğumuzu da anlayıp hissetmem gerekir. Hani sevgilin diyebilmem gerekir. Sonuç olarak tanışma yolunda ya da tanıştığın birisiyle ne kadar müdahale edebilirsin ki hayatına? Sonuç olarak sen bir bireysin, temelde ben bir bireyim. Senin söz hakkın var, benim söz hakkım var. Ben bir şeye müdahale edince senin sana saygı duyarım. Mesela derim ki ne düşünüyorsun, ne hissediyorsun, nasıl yapmak istersin? Çünkü bu noktada seni önemsediğim içindir bu. Fakat burada herkes şey modunda, işte söylemelisin, konuşmalısın, daha tanışmıyoruz. Hani neye ne kadar, mesela evet elbisen çok güzel, haklısın ama muhtemelen elbisine müdahale ederdim zaten. Hani çünkü baktığın zaman evet gerçekten kısa, gerçekten açık, çok güzel olmuşsun. Bunun aksini asla söylemem. Çünkü güzel ve elbise çok güzel taşımışsın. Ama elbisen beni rahatsız etmiyor demiyorum. Kıskanmadığımı da söylemiyorum. Ama yani elbise ne kadar müdahale edeyim, sen bunu giymek istemişsin. Sen ne demezsin zaten kıyafetime? Mesela, anladın mı? Ama en azından sürekli şey yaparım arada. Hani yani bir noktada ben seni bu şekilde şey yaparım ama sana giyme demem. Çünkü taşıyorsun. Ben düşündüm. Evet. Bir karar verdim. Benim eskisi kadar sana karşı bir duygum yok. Tamam. Çünkü ben beynimde bitirmiştim. Beynimde bitirdim ve seni arkadaşım olarak kodladım kendime. Tekrar eskisi gibi bakmak istedim. Olmaz, yapamam. Zaten dünden beri bir soğukluğum var. Hissediyorsun. Yani onu fark ettim. Çünkü daha düne kadar
Bir nebze o sıcaklığı alabiliyordum senden. Fakat dünden beri bu soğukluğunun farkındayım. Hani örmüş olduğum bir duvar var bana. Özellikle bunu dünden beri daha iyi anlıyorum. İstemsizce yapıyorum. Diyor, sadece bu fark ediliyor. Bunu istemsizce yaptığını fark ediyor. Kimse istemiyorum şu an hayatımda. Kimseye karşı hiçbir şey hissedemiyorum. Kimseyi beğenemiyorum. Biraz duygusuz olduğum bir dönemdeyim. His yok, heyecan yok. Öyle mi? Yani üzgünüm ama... Peki süreçte yani tamamen geri adım mı atmamı istersin? Hani Mert, bu diyaloglara hiç girmeyelim. Ben zaten seni bu konuda tamamen kafamdan sildim. Bu konuda hiç bana ısrarcı olma. Hani bu konuyla bana gelmeni istemiyorum dersen... Evet. En azından ben de bu duvarı örmem gerekiyor. Çünkü ısrarcı olmak istemem. Hani evet seni kazanmak Israrlık isterim. Israrlık bir pay yok. Yok işte bundan bahsediyorum aslında. Seni kazanmak isterim. Elinden geldikçe en azından bu süreçte de seni mutlu etmek isterim. Mücadele etmek isterim senin için. Ama diyorsan ki hayır ben bunu da istemiyorum diyorsan. Bir şey diyemem yani o konuda net bir şey söylemem. Seni bir kızla bir yerde yani görürsem edersem kıskanır mıyım? Büyük ihtimalle kıskanırım. Ama... Kıskanılıyor haberin olsun. Ama yani ilişki konusunda pek bir şey olacağını sanmıyorum. En azından tamam. İlişki konusunun için yani şey diyemem sana hemen zaten. Hemen bugün ilişkiye başlayalım diye bir şey demiyorum asla ve asla. İlişkiye başlamayız bir daha. Tamam, bunu kabul ediyorum. Arada konuşur muyuz yine? Hayır. Hayır. İyi bu. Açmamı ister misin? Aa, açalım. Bizi kilitlemişler. Aman tanrım, açın. Aa! biz burada kaldık. Ha, tamam.